İstanbul'a çağır seni diyorum. İstanbul'a çağır duran olsun. Çağır duran olsun. Şöyle bir Sütlüce, şöyle bir Hasköy, şöyle bir Okmeydan'a, şöyle bir Cihangir, şöyle bir Galata olmasını arzu ederim. Bakın size ben bir şey söyleyeyim. Atalarımız, dedelerimiz, ecdatlarımız bize o kadar güzel bir Kasımpaşa, o kadar güzel bir Beyoğlu bırakmışlar ki tarihi yarımadaya baktığımız zaman Roma'ya bakıyorsunuz. Roma'ya binlerce turist gidiyor. İnanın ki bizim tarihi yarımadanın, Galata'nın, Pera'nın, Kasımpaşa'nın nokta kadar güzellikleri yok. Ama biz ne yapmışız? Bu güzellikleri yok etmişiz. Bu güzelliklerin içerisine gökdelenleri dikmişiz. Bu güzelliklerin içerisine alışveriş merkezlerini yapmışız. Bu güzelliklerin içerisine Migros'ları, büyük marketleri, alışveriş merkezlerini getirmişiz. Küçük esnaflarımız paramparça olmuş. Mustafa Sarıgül'ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminde mahalle aralarındaki alışveriş merkezleri kesinlikle ve kesinlikle olmayacak. Bakkalımızı koruyacağız. O bakkal kim biliyor musunuz? O bakkal kim biliyor musunuz? O bakkal bizim dert ortağımız. O bakkal bizim sohbet ettiğimiz kişi. O bakkal her evde tencere kaynıyor. O tencerede et mi kaynıyor, dert mi kaynıyor? O bakkal bilir. O bakkal neyi bilir biliyor musunuz? O bakkal neyi bilir biliyor musunuz? Bir abimiz, bir aile reisi ayın biriyle beşi arası o bakkalın önünden geçmez de yol değiştirirse anla ki bakkalın taksitini ödeyemiyordur. Şunu bilmenizi istiyorum. Şunu bilmenizi istiyorum. Neyin ne olduğunu biliyorum. Alın terini biliyorum. Emeği biliyorum. Emeklilerimizi biliyorum. Engellilerimizi biliyorum. Kadınlarımızı biliyorum. Kreşe gidemeyen çocukları biliyorum. Hele hele şöyle bir şey düşünün. Bir cuma namazı camiden çıkarken yaşlı bir hacı amca yanınıza yaklaşıyorsa, hacı amca niye üzgünsün, niye mutsuzsun dediğim zaman onun söylediği laf ne biliyor musunuz? Yavrum, torunumun işi yok. Bir anneannenin, bir babaannenin, bir dedenin torunu işsizse o ev her gün yangın yeridir. O ev her gün mutsuzluktur. Çünkü anne yemez, içmez, giyinmez. Anne önce hayatını çocuklarına verir, sonra anneanne olur, babaanne olur, daha sonra hayatını torunlarına verir. Onun için ağlarsa anam ağlar, gerisi yarın ağlar. Bir emeklimiz sabahleyin kalkar, bir emeklimiz sağ olun gençler, Beyoğlu TEDA, Beyoğlu Değişim gençlerine, Mehmet Ali Avuç başkanıma, bütün arkadaşlarıma ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Umut'a. Çare ben değilim. Çare önce Allah'ım, sonra da bütün yurttaşlarım. Sizden ricam ve dileğim şu. Siyasi partiler için birbirinizle kavga etmeyin. Birbirinize kötü gözle, kem gözle bakmayın. Siyasiler gelirler. Burada konuşurlar. Buradan giderler. Daha sonra esnaflarımız birbirleriyle baş başa kalır. Bütün esnaf arkadaşlarımdan ricam şu, her adaya aynı ilginizi gösterin. Esnaf arkadaşlarımızın yanına partili arkadaşlarımızın
arkadaşlarımız giderken çok kalabalık bir şekilde gitmeyin. Bir kişi, iki kişi gidin. Hele hele saat 11.30'la 2 arasında hiçbir esnafımızı, özellikle yeme içme konusunda olan esnaflarımızı rahatsız etmeyin. Çünkü tuzu kuru olanlar onların neler çektiğini bilmez. Ama Sarıgül bilir. Bir, bak bir şey söyleyeyim. Emine bir şey söyleyeyim. Bir esnafımız gündüz saat 11'de dönerini taktı. Saat 2'ye kadar o döneri satamazsa o dönerin yağı eridikçe esnafımızın da yüreği erir. O dönerin yağı eridikçe esnafımızın çoluğunun çocuğunun rızkı gitmektedir. Bugün şifta yapamadan kapatan esnaflarımızın olduğunu bilir.